Megaloblastik anemiler arkadaşlar. Megaloblastik anemiler deyince iki tane patolojiyi göreceğiz. Bunlardan biri B12 vitamin eksikliği, bir de folik asit eksikliği. Bunlar nasıl bir makrositler anemi yapıyordu arkadaşlar? Megaloblastik makrositler anemi yapıyordu. Yani kemik iliğinde de megaloblastik değişiklikler vardı. B12 vitamin eksikliği ve folik asit eksikliği. Yetişkinlerde megaloblastik aneminin en sık sebebi nedir? B12 eksikliği. Çocuklardan ise folik asit eksikliği. Onun için folik asit eksikliği daha çok pediatride gelir arkadaşlar. Size bahsettiğim hematoloji konuları size pediatride de soru yaptıracak. B12 vitamin eksikliğinde laboratuvarda ne vardır? Makrositler anemi vardı. Daha önce söyledim. B12 vitamini nerede kullanılıyordu? Kemik iliğinde her hücrenin sentezi de vardı. O zaman bu hücrelerin sentezi azalıyor mu? Azalıyor. Pansitopeni görülür mü? Pansitopeni de görülür arkadaşlar. Makrositler bir anemi olacak. Pansitopeni olur arkadaşlar bu hastalarda. Ayrıyeten hastalarda arkadaşlar hemolitik anemi bulguları vardır. Yani indirekt bilirubin LDH yüksek olabilir ama dikkat. Ne düşük? Retikulosit düşük. Yani hemolitik anemiyle çok rahatla ayırabilirsiniz. Retikulosit niye düşüktü? Bunu söylemiştim ilk derste. Hani eritrositin sentez basamakları vardı. Normoblastlardan retikulositlere dönüşüm bloke oluyordu arkadaşlar. Normoblastlardan retikulosite dönüşüm bloke oluyordu. Onun için B12 vitamin eksikliğinde retikulosite yüksek kesinlikle görmezsin. B12 vitamin eksikliğinde aşağıdan hangisi yanlıştır? A. Retikulosit yüksektir. Yanlış. Ya da şu şekilde sorar. A. Hemolitik tablo görülebilir. LDH indirekt bilirubin yüksek olabilir. Doğru. B şıkkında da şunu yazar. Retikulosit yüksektir. Hayır. İndirekt bilirubin LDH yüksek olabilir ama retikulositoz bu hastalarda görülmez arkadaşlar. Aman dikkat. Daha önce söyledim. B12 vitamin eksikliğinde pansitopeni görülür. Peki bu hastaların periferik yaymasında ne görüyoruz? Periferik yayması sana soru demektir. Periferik yayması sana soru demektir arkadaşlar. B12 vitamin eksikliğini düşündürecek en önemli lezyon hipersegmentasyon. Hipersegmentasyon. Çok önemli. Hipersegmentasyon.